Geldi bahar ayları, gevşedi ses telleri. Gönül yayları diyeceğimi düşünüyordunuz ama demeyeceğim. Çünkü bahar geldiğinde hepimizin tam da boğaz bölümünde bir şeyler oluyor. Kısılmalar, hapşuruklar, tıksırıklar. Gelin bu videoda bahar geldiğinde kendimize nasıl bakmalıyız, ses tellerimizi nasıl kurmalıyız bunları konuşalım. Merhaba arkadaşlar, Burcu Koşar Vokal Stüdyo'ya hoş geldiniz. İlk defa bahar geldiğinde ben de bir alerjik durum yaşadım ve yaşamaya da devam ediyorum. Ne yazık ki boğazımda bir kuruluk var. Hatta bu kuruluktan dolayı da bir ses egzersizi paylaşacaktım. Ama baktım ki yapabilecek pek müsaitlik yok. O yüzden dedim ki o zaman bahar ayı geldiğinde, alerjiler yükseldiğinde ne yapmak lazım? Bunları konuşalım. Öncelikle alerjik bir bünyeyseniz muhakkak doktorunuza danışmadan alerji ilacı kullanmamakta fayda var. Yani alerji varsa, bahar alerjiniz varsa ya da benim gibi ilk defa bahar alerjiniz çıkıyorsa doktora gitmek zorundayız arkadaşlar. Kendi kafamıza göre alerji ilaçları kullanmayalım. Neden alerji ilaçları kullanmayalım dememin bir sebebi var. Çünkü ben de şu an aslında bu durumu yaşıyorum. Alerji ilaçları arkadaşlar ses tellerini kurutuyor. Kuruttuğu için alerjiden kurtulayım derken ses tellerimizde bir kuruluk yaşatıyor ve bu da haliyle ses kalitemizi oldukça düşürüyor. Alerji mevsiminde, bahar mevsiminde, mevsim geçişlerinde öncelikli olarak varsa doktorunuzun ilk önce verdiği ilaçları düzenli kullanmakta fayda var. Eğer ki sesinizle ilgili bir kariyeriniz varsa, bir işte okul okuyorsanız, sürekli sesle ilgili bir mesainiz varsa doktorunuza biraz önceki dediğim alerjinin vermiş olduğu, alerji ilaçlarının vermiş olduğu kuruluğu bir sorun derim. Ama bunun haricinde bu kuruluğu nasıl giderebiliriz? Su içerek. Arkadaşlar su içeceksiniz. Yani günde 2,5-3 litre kadar su içmemiz gerekiyor. Özellikle bu dönemde. Kaç kilo olursanız olun. 20 kilo başına aslında 1 litre içmemiz gerekiyor. Ben 60 civarındayım. Demek ki 3 kilo su içmem gerekiyor. 3 litre su içmem gerekiyor. O yüzden bol su ses tellerini nemlendirecek ilk ilaç diyorum. Ve kuruluğu giderebilecek bir seçeneğimiz daha var. Sıcak su banyosu. Ne yapıyoruz? Kaynayan suyu üzerine şöyle arkamızdan, üstümüzden bir havlu ya da bir işte örtü örtüyoruz. Ve o sıcak suyun nemini, buharını içimize, burnumuza, ağzımıza bol bol çekiyoruz. Ve ses tellerini nemlendiriyoruz. Gelelim başka ne yapabiliriz? Biliyorsunuz ki havada çok polen uçuşuyor böyle zamanlarda. Bu polenlerden kurtulmak için özellikle polenin yoğun olduğu yerler, parklar gibi mesela, işte bahçeler gibi buralarda maske takacağız arkadaşlar. Ben de şu an bunu yapıyorum. Hani maskeden kurtulduk diyebiliriz. Neden takalım? Fakat bu dönem bir geçici bir dönem. Eğer ki sesinizle ilgili mesainiz varsa, dediğim gibi atıyorum bir call center çalışanıysanız haliyle sese ihtiyacınız var. Ne kadar kendinizi korursanız o kadar uzun saatler ses tellerinizi kullanabilirsiniz. Evet, bu dönemde kullandığınız alerji ilaçlarının haricinde pastil kullanımına dikkat edelim. Şimdi pastil piyasada özellikle bir marka var. Bu markanın adını vermeyeceğim ama bu videoyu izleyen herkes çok iyi biliyor o markayı. Adım gibi eminim. Ben bu markanın pastillerini daha önceden kullandım. Fakat çok faydalı olduğu düşünülse de benim kendi tecrübem, kendi bedenim, kendi tavsiyem. İster uygularsınız, ister uygulamazsınız. Orası birazcık sizin nezdinizde. Fakat içerisindeki bir madde ses tellerine daha da kuruluk veriyor arkadaşlar. Bu maddenin ismini söylemiyorum. Çünkü eğer bu maddeyi söylersem pastilin markasının adı çıkacak ortaya. O yüzden söylemiyorum. Ama sizler çok iyi biliyorsunuz. En popüler pastil bu. Özellikle ses kısılmaları, işte boğazla ilgili en popüler pastil. Ben demiyorum ki kullanmayın. Çünkü bir şeye yapmayın, etmeyin gibi aslında kesin kararlar verilmesinden ben hoşlanmıyorum. O yüzden bu tamamen sizin nezdinizde. Deneyin, bakın. Çok iyi hissettirecek. Belki de size çok iyi gelecek. Fakat
gün içerisinde hani 3 taneden fazla kullanmayın. Ay bu çok iyi hissettirdi deyip böyle leblebi gibi, şeker gibi tüketmeyin. Çünkü içerisindeki o madde biraz böyle ferahlık hissiyatı verdiği için, hatta fazlaca ferahlık hissiyatı verdiği için ay çok güzelmiş, bir tane daha alayım diyoruz. Hayır, bu kuruluğa götürüyor. O yüzden bu tür pastilleri dikkatli kullanıyoruz. Bunun haricinde yine çok güzel pastiller var. Biraz aslında daha şey içerikli, doğal içerikli pastiller var. Tamamen boğazla ilgili, yani işte farenjit, larenjit gibi hastalıklara yardımcı olabilecek doğal içerikli pastiller var. Yine bunlardan da faydalanabilirsiniz. Benim bu konudaki favori pastilim Bepanten pastildir arkadaşlar. Burada marka ismi vereceğim. Çünkü bir faydasının olduğunu düşünüyorum. Bu Bepanten pastil tamamen özellikle ses kısıklığı, işte boğaz ağrısı, kaşıntısı ve tabii ki işte bademcik ameliyatları, boğazla ilgili ameliyatlardan sonra doktorların kendi verdiği pastildir. Çünkü hücre yenileyici özelliği vardır. Ben Bepanten pastili bu konuda tavsiye edebiliyorum. Ama onun haricindeki pastilleri denesem de memnun kalmadım. Bepanten pastilinde bir zararın olduğu görüldüğü üzere, çünkü herkese veriyorum, öğrencilerime de söylüyorum, çok fazla görülmemiş. Ama yine de ben burada bir marka adı verdim diye Burcu Hoca'nın dediği kanundur olmasın, ben tavsiye veriyorum. Bepanten pastili ben de kullanıyorum, sizlere de tavsiye ediyorum dediğim gibi. Ve başka neler yapabiliriz böyle dönemlerde? Hadi bunları konuşalım, şimdi devam edelim. Özellikle arkadaşlar mevsim geçişlerinde, bahar aylarında alerji yükselttiği için aksırmalar, tıksırmalar, öksürükler, özellikle kuru öksürükler çoğalıyor. Şimdi bu kuru öksürüklerle beraber haliyle içerideki o yumuşak doku çok hassas bir hale geliyor. Üzerine siz çok konuşmaya devam ederseniz, üzerine siz ay bir şeyim yok ben iyi hissediyorum deyip şarkı söylemeye devam ederseniz, orada biraz daha şey olmuş, irite olmuş bir yumuşak doku gittikçe sizin ses tellerinizde ödeme sebep olabilir. Bu ödem hemen geçmez arkadaşlar. O yüzden kuru öksürük, hapşuruk birbirini tetikleyen durumlardır. Lütfen kuru öksürükler, hapşuruklar arttığında biraz daha sessiz kalmaya çalışalım. Kaş yaparken göz çıkmasın. Çünkü dediğim gibi çok konuşmak, sesi fazla kullanmak ortamı biraz daha nasıl söyleyebilirim, coşturuyor. Yani daha fazla olanak sağlıyor ne yazık ki negatif yönde. Bu duruma da dikkat edersek bence alerjik durumları da, bahar aylarını da güzel geçirebiliriz diye düşünüyorum. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Kısa hap tadında bir video olsun istedim. Ben de kendi tecrübelerimi paylaştım. Sizlere de tavsiyeler verdim. Fakat yine söylemek isterim ki tavsiyedir, kanun değildir. Umarım bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yüklediğim videolardan da haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmazsınız diyorum. Ve kendinize, sesinize çok iyi bakın. Başka bir videoda karşılaşmak dileğiyle. Hoşçakalın.